Diyelim ki PPD testini yaptıktan sonra hasta geldi ve test sonucunun pozitif mi negatif mi olduğunu öğrenmek istiyor. Ben bu konuda öncelikle insanları risk gruplarına göre ayırıyorum. Evet, 3 risk grubu var. Yüksek, orta ve düşük risk. Eğer bir kişi yüksek veya orta risk grubunda değilse, otomatik olarak düşük riske giriyor. Yüksek riskte 2 durum var. Ya bu kişinin verem olduğunu düşünüyorum, mesela verem olduğundan şüphelendiğim biri olabilir. Belki akciğer röntgeni anormal sonuç verdi ve ateş, öksürük ve gece terlemesi görülüyor. Bu insanlar yüksek risk grubuna girer çünkü verem olduklarından şüpheleniyorum. Ya da bu kişilerin ailesi veya yakın iletişimde oldukları insanlar, mesela verem olan bir hastanın torunu, amcası veya teyzesi, yani aynı evde olanların da vereme yakalanma riskleri yüksek. Kısacası, verem olma şüphesi olan kişiler. Fakat bu yüksek risk grubunda üçüncü bir grup var ki, o da bağışıklık yetmezliği olanlar, yani normal bir bağışıklık sistemi olmayan kişiler. Bu kişilerin verem olduğundan şüphelenmesem de, bunlar vereme yakalanma ihtimalinde durumları çok kötü olacak olan kişiler. Çünkü veremde iyi bir bağışıklık sistemi şart. Eğer iyi bir bağışıklık sistemi yoksa, verem o kişiyi adeta çökertir. Özellikle de HIV virüslü kişileri. Yani yüksek risk grubundaki insanlar için şunu söyleyebilirim. Bunlar ya verem olduğunu düşündüğüm insanlar ya da vereme yakalanma ihtimalinde çok hasta olacak olan kişiler. Bu kişilerde 5 mm ve üzerinde deride görülen katılaşma yani indürasyon, testin sonucunun pozitif olduğunu gösterir. Hatırlarsanız, PPD testinde derideki katılaşmayı ölçüyorduk. Evet, 5'in üzerindeki değerler pozitiftir. Mesela, HIV virüslü biri 6 mm'lik bir PPD test sonucu olduğunu söylüyorsa, sonuç pozitif kabul edilir. Eğer 3 ise negatif olur. İşte şu kırmızıyla çizdiğim kısım pozitif. 5'in altında olan her şey negatif sayılır. Sonuç tam 5 ise o zaman yine pozitif sayılır. Peki ortada olanlar kimler olabilir? Endemik bir ülkeden gelenler olabilir. Mesela Çin veya Afrika'nın bazı bölgeleri. Bu ülkelerde verem çok yaygın veya endemik olarak görülüyor. Dolayısıyla bu insanlar orta risk grubunda. Aynı şekilde büyük gruplar halinde yaşayan veya çalışan insanlar, örneğin bakım evi, hapishane veya kışla gibi yerleri düşünün. Bu tip büyük gruplar halinde yaşayan veya çalışanların vereme yakalanma riski vardır. Çünkü veremin insandan insana yayılma hızı çok yüksektir. Yani ne kadar çok kişiyle aynı ortamdaysanız, vereme yakalanma ihtimalinizi o kadar artırırsınız. Aynı şekilde sağlık sektöründe çalışanlar, mesela hastane personeli. Bu grup da risk altında. Çünkü hastaneye tabii ki verem enfeksiyonu olan kişiler geliyor ve o ortamda bulunmuş oluyorlar. Eğer doktor veya hemşireyseniz, orta risk grubundasınız. Listeye biraz daha ekleme yapalım. Damar yoluyla uyuşturucu kullanımı da orta risk grubunda. Şimdi konudan biraz sapacağım ama hatırlarsanız bazı grupların verem olmaları hakkında şüphelendiğimi söylemiştim. Burada 4 yaşından küçük çocukların verem olması konusunda şüphelerim büyük diyebilirim. Yani 1, 2 veya 3 yaşında olan çocuklar. Sağlık alanında çalışan veya endemik bir ülkede yaşayanlar gibi bu çocukların da verem olmaları için ortada belirli bir sebep olmayabilir. Ama verem oldukları zaman çok sorunlu bir durumla karşı karşıyayız demektir. Çünkü küçük çocukların bağışıklık sistemleri mükemmel değildir. Listede başka hastalıklarla savaşan insanlar da var. Buna eş zamanlı hastalık diyebiliriz. Mesela diyabetiniz var veya böbrekleriniz düzgün çalışmıyor. Bu durumda eğer başka bir hastalığınız daha varsa, siz de risk grubundasınız. Çünkü vereme yakalanırsanız, savaşmanız daha zor olacak. Bu gruptaki insanlar için 10 mm ve üzeri pozitif oluyor.
Listem çok uzun değil. Aslında birkaç tane daha ekleyebilirdim ama en önemlilerini vermeye çalıştım. Şimdi bunu nasıl kullanacağımıza emin olmak için bir örnek verelim. Mesela, PPD'si 12 mm olan 3 yaşında bir çocuk var. O zaman test sonucu pozitif sayılır. Eğer sadece 8 mm olsaydı, negatif olurdu. Kısacası bu grafiği böyle kullanıyoruz. Düşük risk grubunda da diğer iki kategoriye girmeyen herkes var. Bu gruptaki insanlar için pozitif değer 15 mm ve üzeridir. Mesela çok sağlıklı ve diğer kategorilere girmeyen biri varsa ve milimetresi 20 ise, test sonucu pozitif kabul edilir. Eğer 13 mm olsaydı, negatif kabul edilirdi. Yani sertleşmeyi ölçüyoruz ve kişinin hangi risk grubunda olduğunu düşünüyoruz. Yüksek mi, orta mı, düşük mü? Daha sonra bu grafikleri kullanarak düzenlememizi yapıyoruz. Gayet basit değil mi? Yani 5, 10 veya 15'in üzerinde olması, test sonucunun pozitif mi, negatif mi olduğunu belirliyor. İnsanların genelde sorduğu bazı sorular var. Onlara da biraz değineyim. Bir kişi iki kategoriye de giriyorsa o zaman ne olacak? Mesela 4 yaşından küçük kategorisine giren 3 yaşında bir çocuk olsun. Bu kişinin verem olduğundan çok şüphelendiğimiz için de aynı zamanda bu gruba ait. Eğer iki kategoriye de uyan biri varsa, daha tedbirli olmayı gerektiren seçeneği düşünmemiz gerekiyor. Yani diyeceksiniz ki, tamam, bu kişi yüksek risk grubundaysa, pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemek için şunu kullanacağım. Bu durumda verem olduğundan şüphelendiğim 3 yaşındaki çocuk için, üstteki grafiği kullanırım çünkü bu kişide verem şüphesi var. Bu kadar basit. Diğer bir soru da verem aşısı hakkında. Bu aşıyı bazı ülkeler özellikle bebekler için sorun teşkil eden veremin yayılmasını önlemek için kullanıyor. Sorulan soru şu. Biri verem aşısı olmuşsa ne olacak? Hastalık kontrol merkezlerinin bu konudaki tutumu çok açık. PPD'ye bakarken verem aşısını unutun. Düşünmenize gerek yok diyorlar. Diğer bir deyişle, birinin PPD testinin pozitif mi negatif mi olduğunu merak ediyorsanız, bahsettiğimiz yüksek, orta ve düşük risk grupları ayrımını kullanın. Verem aşısı olup olmaması kararınızı etkilememeli.